Burcu tanışma hikayelerini değil, 1970'lerde yaşanmış büyük bir açlık trajedisini anlatıyor sanki, değil mi? Neden? O dönem böyleydi de şöyle olmuştu. Öyleydi ama. Sesin titriyor ya, o yüzden söylüyorum. Evet, benim hep öyle. Ağır ağır biraz daha. Öyle mi? Neyse, sonra beni Instagram'dan ekliyor. Ben bakıyorum, iptal ediyorum. Kim bu diyorum, bakıyorum, bakıyorum, tekrardan iptal ediyorum. Bana da dayımın oğluna haber vermiş. Demiş ki, ben ekliyorum, bu beni eklemiyor, beğenmedi mi, ne yaptı falan diye sormuş. Kim ekliyor, beni kimse eklemiyor. Ben bilsem Kaan, bu Kaan, tabii ekleyeceğim. Sonra ekledi, kendi hesabından ekledi. İsteği görüyorum, şimdi hemen eklersem yanlış anlayacak. Beklettim onu öyle iki gün, eklemedim. Sonra eklemedi, beni gördü, kendi hesabından ekledim, beni gördü. Tekrar niye geri dönme dedi. Sonra ben de geri döndüm. Öyle ya, biz tanıştık, buluştuk. Buluşmaya gittiğimizde baktım böyle elleri çok bakımlı. Çünkü benim en sevdiğim şey elleri çok bakımlıydı. Sonrasında ellerine bayıldım ama kafamı kaldıramıyorum. Böyle sert kız imajı vermeye çalışıyorum. Oysa altındaki duygusallığı bilmiyor. O anda zaten masamıza böcek düştü, ortalığı kıyameti koparttım orada. Daha sonrasında biz yürüdük birazcık sahil kenarında. Konuştuk, ettik, yüzüne bakamıyorum. Benim de aynı böyle sesim titremeye başladı yine. Daha sonrasında biz böyle tanıştık. Bu kadar. Ne kadar güzel. Bu kadar tanıştık. Ne kadar seviyorsun Kaan? Belki basit gelecek ama herhalde hani derler ya böyle bir serçenin gözyaşı kadar. Ay, ağlasın. Dokunsan ağlarım şimdi. Hani serçeler ağlayınca ölürlermiş ya. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Yine konuyu ağlamaya getirdi. Alamıyorum. Efendim? Alamıyorum derken ağlıyorum. Evet, aşırı. Bir serçenin gözyaşı kadar. Çünkü serçe gözyaşı döktüğünde ölürmüş. Umarım ben de ağlarken ölmem bir gün. Tövbe yarabbim ya. Allah Allah. Bunu konuştukça ömrünüz uzasın. Daha çok yaşamaktan, daha çok gülmekten huzurlu ve sağlıklı uzun bir ömür. Tek başına uzun ömür de beş para etmez. Tabii ki. Huzurlu ve sağlıklı uzun bir ömürden bahsedelim. Mesela genelde kızlara sorarım, kına gecesinde ağladın mı diye. Mesela sana sormayacağım. Sormayı ağladım. Ağladın mı? Ağlattım da. Allah Allah, sen ağladın. Evet. Peki romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Hayır, romantik değildi. Ama evlenme teklifiydi yani sonuçta. Bu kadar duygusal bir kıza. Nasıl aldım onu anlatayım. Babam iş yerinden beni almaya geldi ama haberim yok. Kardeşimle birlikte. Kaan da beni almaya gelmiş, halamın oğluyla birlikte, yine haberim yok. İkisi çıkmışlar, babam halamın oğlunun arabasını tanıyor, biliyor. Babama görünce arabanın içinde kaymışlar da kaymışlar böyle. Farkında değil, dayımın oğlu ondan kısa, altına girmiş arabanın. Kaan'ın kafası gözüküyor. Kaymışlar da kaymışlar. Kaymışlar arabanın altına. Sonra eşimi görmüş de, ne yapıyorsunuz burada, ne işiniz var demiş babam. O gün yanımda oynadığını gördü. O gün de yanımda geldi, ne işiniz var burada dedi. Hiç dayı, geldik işte gezmeye geldik, Burcu'yu da almaya geldik demiş. Daha sonrasında biz neyse babamdan izin aldılar. Ben gittim onlarla birlikte. Nereye gidiyoruz? Balık ekmek yemeye gidiyoruz. Neyse gittik biz. Bir tuhaflık var ama böyle bir kanda bir suskunluk, bir tuhaflık var, anlayamadım. Ben herhalde dedim karnı falan ağrıyor. Neyse dayımın oğlu da oturdu oraya. Yemek yiyoruz. Birdenbire kalktı, arkada sanki böyle Galatasaray taraftarı gibi zıplıyor. Ne yapıyor dedi, arkama döndüm baktım. Hala ben de arkama dönünce duruyor. Arkama dönüyorum, bir şeyler zıplıyor ama oradaki insanlar da tuhaf tuhaf bakıyor ona. Sonrasında ben dedim, ne oluyor dedim. Kaan açmış masanın altından yüzük kutusunun ağzında ekmek. Yemek yiyor, hem de yüzüğü açmış. Bu ne be dedim, şaka mı yapıyorsun dedim. Ne bu dedim. Yüzük dedi, bak dedi, ama benimle evlenir misin, ağzında ekmek var. Benimle evlenir misin dedi, ben yüzüğü aldım, parmağıma taktım. Onun da ağzında kılçık kabuğu kaldı, şey kaldı, kılçığı balın. Ama orada öksürken ben yüzüğü parmağıma taktım, o kadar. Kendi kendime ettim. O kadar. Öyleydi. Öyleydi. Çok güzelmiş. Kıskanç mısın sen? Biz kampa gidebilir miyiz Kaan'la? Geçenlerde arkadaşım Kaan'la dedi ki, bir gün Eminönü'ne gidelim dedi. Deniz'e gidelim, Eminönü'ne gidelim dedi. Ben dedim, daha Kaan dedim, kapının önüne çıkamaz dedim. Eminönü neymiş dedim. Ya. Kapının önüne çıkamaz. Demiyoruz abi, mahallede kahvenin önüne çıkamıyorum. Ben kahveye çıkamıyorum. Çıktığı zaman o da beni özlüyor, ben de onu özlüyorum. Ne işi var onun dışarıda? Ağlarım. Dışarıda üzülürüm. Zaman geçirmek, başkalarıyla eğlenmesi. Gerek yok. Gerek yok. Ben iş yerine gittiğim zaman bile özlüyorum. Dakika başı arıyorum.
Şu anda ben bile özledim yani. Ama özlenir yani.